Merhabalar, selam hepiniz kanalıma. Hoş geldiniz. Uzun bir aranın ardından Şubat ayına şöyle güzel bir alışverişe girelim istedim. Bugün özel bir günmüş. Bugün 2-2-2022 özellikle gece 22 özel bir saatmiş. Nedenini bilmiyorum. Sabahtan beri Instagram'da görmüş oldum. Gönderiler bu şekildeydi. Saçlarımı toplamamak için ve saçlarımla oynamamak için elimden geleni yapacağım ama umarım çok oynamam. Almış olduğum birkaç kozmetik var. Aslında uzun zamandır kozmetik almıyorum. Almadım. Ama son bu gördüm ve sizden sürekli gelen uygun fiyatlı ürün, uygun fiyatlı ürün incele, uygun fiyatlı ürün al, uygun fiyatlı ürün incele gibi yorumlar ve mesajlardan sonra bulmuş olduğum bir koru markası var. Onları anlatmaya başlayacağım. Fakat öncesinde üzerimde görmüş olduğunuz sweatshirt ve bunun gibi birkaç tane sweatshirt alışverişi yaptım. Daha önceki videolarda da görmüş olduğunuz ürünlerin linkini aşağıya bırakayım ve daha yeni gelen iki tane ürün var. Onları da göstereyim size. Giysi alışverişi çok fazla göstermiş olduğum böyle bir şey değil. Kanalda çok fazla ama son giymiş olduğum giysileri sorduğunuz için göstereceğim. Özellikle bunun rengine ve yazılarının rengine bittim, bayıldım. Çok hoşuma gitti. Ben yanıma toka almamış mıyım diye bir bakınıyorum. Neyse, bunları nereden aldım? Bunları Grimorange diye bir yerden aldım. Dediğim gibi linklerini koyacağım. Bunlar son gelenler. Daha önce aldıklarım batik desenler var. Onları da göstereyim. Onların da linkini koyacağım şöyle çok ortalığı yıkmadan hemen başlayayım. Arkadaşlar bunların bedenleri L. Normalde benim bedenim medium, hatta sıksam small'a da girerim. Çok bol kalıplar. O doğrultuda tercih edin. Ben özellikle büyük aldım ki tight'la ya da kot şortla giydiğimde, mini kot şortla böyle mevsimlik giydiğimde çok hoşuma gidiyor. Özellikle şu sarının rengini, mavisinin rengini çok beğendim. Bu kumaş ve nakış üzeri. Çok çok yüksek fiyatlı değildi bu ürünler. Böyle sizi çok üzmeyecek fiyatlardaydı. O yüzden bir bakıp değerlendirebilirsiniz. Bir de gene çok kullanmadığım bir renk. Çok değişik geldi. Kapşonu da var bunun. Bunun kumaşı da gene aynı şekilde. İçi şardonsuz bunların. Yani çok böyle çok çok kalın giyemiyorum ben. Şöyle göstereyim. Bunun önünde böyle bir nakışı var. Kiremit rengi diye geçiyor. Ama böyle tarçın gibi rengi. Çok güzel. Çok hoşuma gitti. Bu da hiç son zamanlarda bu renk bir şey giymemişim galiba. Yazlık var da kışlık yoktu sanırım. Benim hayatım artık sweatshirt, kot pantolon, tight, sweatshirt, t-shirt öyle geçiyor. Çünkü artık ben kazak giyemiyorum. Bilmiyorum. Çok mu sıcak oluyor, ben mi yaşlandım, ondan mı giyemiyorum bilmiyorum da çok fazla giyemiyorum artık. Toka bakıyorum, hala toka bakıyorum. Bir yerlerde toka var mıdır diye de yok galiba. Tert göstereceğim size birkaç tane. Nereden aldım ilk? Hadi Zeynep, söyleyebilirsin, yapabilirsin bunu. Ekru'dan aldım, evet. Ekru'nun sweatshirtleri de çok güzel. Ekru'dan sweatshirt de aldım, onlar da çok güzeldi. Onların da linkini koyarım. Ekru'dan şöyle bir tight aldım. Kalın ve toparlayıcı. Yüksek belli bir tight. Bunda sadece siyah rengi ve deri görünümlü siyah rengi vardı. Ben deri görünümü çok sevmiyorum, beğenmiyorum. Fakat bunların kumaşı kalın ve esnek ve topluyor. Güzel toparlıyor. Bendekiler medium diye hatırlıyorum. Öyle olmalı. Sonrasında orada bulamadığım için Trendyol Mila'nın kendi ürünlerinden aldım. Evet, medium. Onlar da gene hemen hemen aynı. İnanın çok büyük bir fark yok. Şöyle kalın bel, yüksek likralı kahve, yani koyu kahve, siyah ve lacivert. Lacivert almışım. Lacivert'i de giymedim. Bunlar şimdi yıkanacak. Şöyle etiketleri çıkıyor. Tabi ben bunları kesiyorum hemen. Güzel, hoşuma gitti. Bunlarla ben böyle yaza kadar devam ederim. Ben dayanamayacağım, bir toku alıp geliyorum hemen. Müthiş bir sıkıntı var bugün Bursa'da. Anlatamam size, böyle yağmur yağıyor gibi. Ama bir sıcağı basıyor, anlatamam size. Yapış yapışız sabahtan beri. Neyse, giysiler bu şekildeydi. Bundan sonrasında böyle devam edeceğim. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi şampuan göstereceğim size. Sömestr tatilinin büyük bir kısmını
bir kısmını kız kardeşimle geçirdim. Kız kardeşimle kaldım birkaç gün. Çok böyle hazırlıksız aniden gittim. Eşi yurt dışına gidiyordu. Ben de ona gittim. Eşimin nöbetlerini falan ayarlamıştım. Ben de ona gittim kalmaya. Sonra orada duş aldığımda Head & Shoulders'ın şampuanını denedim. Hangisi o? Şunu denedim. Ve birkaç gün bunu kullandım. Çok hoşuma gitti. Daha önce de Head & Shoulders kullanmıştım. Çok memnun kaldım. Bir önceki kullanmış olduğum şampuan saçımda çok kepek yaptı benim. Bitenler videosunda onu da gösteririm. Saçımdaki kepeği arındırması için Head & Shoulders aldım. Head & Shoulders'ın şu an banyoda olan kullanmış olduğum üzerinde yosunlar olan saç derisi arındırıcı şampuanı. Şu an buraya getirmeyi unutmuşum. Ama birkaç market gezerken bunları da aldım. Bu ipeksi yumuşaklık. Kız kardeşime kullandığım buydu. Tamamen sanıyorum tüm ürüne kepeğe karşı etkili. Dökülme de yapmadı. Kokusu da çok güzel ve saçlarımı da güzel yumuşattı. Bir süre bu ürünleri kullanacağım ben. Limon ferahlığı almışım. Mental ferahlığı almışım. Bunları eşim de kullanıyor benimle birlikte. Ve kadınlara özel dökülme karşıtı şampuanını almışım. Şu an bir tanesini bitirmek üzereyim. Gayet de memnunum. Böyle uzun süre aynı şampuanı kullandıktan sonra değiştirmek bana iyi geliyor. Eminim birçok kişiye de aynı şekilde iyi geliyordur. Şimdi size göstereceğim Rolon'un Envy'in bir Rolon'u. Daha önce en son Rexona kullanıyordum ve Rexona artık çok aşırı derecede tahriş etti cildimi. Sürekli koltuk altında yanma, kaşınma, batma, böyle parçalarcasına kaşıyıp sonra da deli gibi bir yanma hissi oluşuyordu. Evet, alerjik bir bünyemin olduğu için reaksiyon gösteriyorum. Bu gayet normal. Ondan sonra Envy'ye geçtim. Envy benim çok öncesinde de kullanmış olduğum bir markaydı. Evet, piyasa değeri biraz normallere göre yüksek geliyor ama gramajı, işte sizi uzun süre götürmesi gayet iyi. Bunu kullanıyorum. Bir aydır bu ürünü kullanıyorum. Ben bunu Trendyol'da herhangi bir satıcıdan aldım. Fakat sonrasında burada çok uygun fiyatlı bulduk. Bir tanıdığımız, hani onlarda bir gelişme olayı oluyor ya. Öyle veriyor. Ondan da bir... Kaç tane aldım? 4 tane de ondan aldım galiba. Bütün yaz bunları kullanacağım. Tahriş etmedi. Herhangi bir sorun yaşamadım. O yüzden bunlarla devam ediyorum. Dediğim gibi diğer markalar, kozmetik markalar bende sorun yapabiliyor. O yüzden buna geçtim ve rahatladım. Şöyle elime geldiği gibi göstereyim mi? Ben bir şey aldım. Çok benlik bir şey değil. Çok kullanır mıyım onu da bilmiyorum. Ashley Joy'un kaş ve kirpik bakım serumu. Bu maskara şeklinde. Jel deseniz değil, jöle deseniz değil, yağ değil, su değil, şeffaf, losyon gibi değil. Neyse, şöyle bir maskarası var ve bunu kaşınıza, kirpiğinize sürüyorsunuz. Ben şimdi bunu alalı ne kadar oldu tam hatırlamıyorum. Belki bir aya yakın bir zaman olmuştur. Fakat ben bunu her akşam düzenli kullanmadım. Ben bunu gene ünlü bir bloggerda, evet alın harika kaş çıkarıyor diye aldım. Kirpiklerime sürdüm birkaç akşam, yatmadan önce sürüyorsunuz bunu. Birkaç akşam kirpiklerime sürdüm, kör oluyordum. O derece gözlerimi rahatsız etti. Ama kaşlarımda bir sıkıntı yapmadı kanımca. Akşam sürdüm, bu sabah şurada bir sivilce vardı. Bilmiyorum ondan, bilmiyorum değil. Çok düzenli kullandığım bir ürün değil ama bugünden itibaren inşallah düzenli kullanmaya başlayacağım. Kaşlarımın şuralarında boşluklar var. Onlar için aldım. Bakayım hani bir değişiklik olmuş mu diye. Fakat bundan fayda görebilmeniz için sanırım bunu bitirip ikinciye falan geçmeniz gerekiyor. İçinde niasinamid varmış. Başka. Dipten uca doğru uygulayın gibi. B5 falan varmış içinde. Provitamin B5, B12 vitamini gibi. Yalnız dediğim gibi ben gözlerimde kullanmadım, kör oluyordum. Birkaç gün gözlerim çok aşırı yaktı. O yüzden kaşlarımda deneyeceğim ama uzun vadede kullanılabilecek ve sonuç alınabilecek bir ürünmüş. O yüzden neyse kullanmaya başlayacağım. Elime ne geçti? Elime diş
fırçası başlıklarım geçti. Bunları ben kimden aldım? Neden söylüyorum? Çünkü ithal ürün gönderdiler. Güzel yani. Ah ya, ah ya. Niye bunların şey yok? Zaten bu o değilmiş. Bu güneş kremiymiş. Bu da o değilmiş. Şunu şöyle dörtlü yazarsanız Oral-B'nin fırça başlığı. Bu ithal bir ürün. Sonrasında kendileri şöyle yapışkan bir etiketle göndermişler. Migros'ta fiyatı 129 liraydı. İki başlığın. Ben Trendyol'dan 4 başlığı 129 liraya aldım. Maksimum zaten 1 ay kullanabiliyorsunuz bunları. O yüzden aynı paraya ne kadar ürün alırsam kârdır diye düşünüp bunu aldım. En son kozmetikleri bırakacağım şimdi. Geçtiğimiz ay içerisinde arkadaşımla Rossmann'a gittik. Bursa'da hangi Rossmann'a gittik? Bursa'da merkezdeydik. Heykelde Zafer Plaza'nın içindeki Rossmann'a gittik. Orada çok büyük, çok güzel bir Rossmann açıldı. Sonra geziyoruz Rossmann'da. Tabii eşelenmeyi çok sevdiğim için ilk olarak şunu gördüm. Bu benim çok uzun zamandır takip ettiğim ve gelmesini beklediğim bir diş macunu. Diş fırçası, ağız çalkalama suyu. Yani ağız bakımı markası. Dentisti. Bunu bir gör. Ah dedim bu gelmiş. Ben şöyle küçük çok seviyorum çantamda bulundurmayı bunları. Normal çantamda günlük hani dışa çıkarken kullandığım çantamda da her zaman diş fırçası, diş macunum olur bu küçüklere. O yüzden bir atladım. Sonra dedim ki bunun tam boyları var mı acaba? Arandım. Baktım var. Çok güzel bir marka. Bitkisel içeriklerden oluşan. Dişlerinizi doğal olarak beyazlatan bir marka ve fayda göreceğiniz bir marka. Kullanmaya başladım alır almaz. Göstereceğim şimdi size onları. Benim dişlerim hassas. Biraz fazla fırçaladığımda dişlerim sızlamaya başlıyor. Diş etlerim hemen aftlar oluşuyor. Çok 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 sorunlu. O yüzden sürekli listenin hassas dişler ve diş etleri için kullanılan ağız çalkalama sularını kullanıyorum. Neyse bunu gördüm, atladım tabii ki. Aldım. Sonrasında... Pardon. Kız kardeşim. Sonrasında farklı ürünlerini buldum. Onları da hemen aldım. Tayland. Tayland markası ve tüm Asya'da, aslında tüm dünyada çok tercih edilen bir marka. Şöyle nihayet Rossmann'a geldi ve ilk olarak tanıtım ya da ilk geldiği için indirimleri vardı. Şu beyazlatıcı serisi. Hassas dişler için beyazlatıcı bir diş macunu. Şöyle kendi etiketleriyle var. Burada açıklamaları alabiliyorsunuz. Şu an kullanmış olduğum içerisinde C vitamini, ksilitol ve doğal ekstralar olan, ağız kokusuna son dediği diş ve diş eti hassasiyeti için fırçasıyla birlikte şöyle almış olduğum macun var. Bunu gündüz kullanıyorum. Neden gündüz diyorum? Çünkü bunun gece macunu da var. Şöyle bayağı da yumuşak kılları. Kapaklılar her zaman tercih tabii ki. Elektrikli fırça kullanıyorum ama tatilde ya da çantamda böyle klasik fırçalar oluyor. Ondan sonra gene şöyle Premium Care Multi Benefit probiyotik olan diş macunundan aldım. O şöyle gramları da farklı. 50, 60, 100 gibi değişiyor bunlar. Ve son olarak vitamin C ve ksilitol içeren pompalı diş macunundan aldım. O da şöyle bulmuşken bunların hepsini stokladım. Ve bir tane de gece bakım yapandan aldım. O şu an banyoda kullanıyorum. Gece gece diş macunuyla, gündüz gündüz diş macunuyla. İlk geldiği için şu an tanıtım amaçlı fiyatları çok uygundu. Buradan bir Colgate Ipana fiyatına bence daha ucuzdu. O yüzden aldım. Geldim kozmetiklere. Dediğim gibi hiç kozmetik alma durumum yoktu çünkü indirimler yoktu. Çünkü çok çok abartmışlardı. Derken öyle geziyorum. Yaz gelecek. Şubat olduysa Mart, Nisan güneş kremleri artar. Neyse güneş kremlerine bakıyorum. İşte
Trendyol'da Kore kozmetik, Kore'den gelen kozmetik falan oluyor ya böyle, Kore kozmetik ürünleri satan yerlere bakıyorum. Bir marka gördüm. Hiç duymadığım, hiç bilmediğim, hiç ama hiç yani o derece yok. Aa baktım fiyatlar biraz uygun gibi güneş koruyuculara. Dedim ki yani zevk bilmediğin şeye para verme. Hani alıyorsun ve sonra kullanamıyorsun ve gidiyor. Genelde hep böyle olur çünkü benim. Aa yorumlara bir baktım. Aa evet uygun fiyatta diye aldık ama beklediğimden çok iyi çıktı. Beklediğimden çok güzel çıktı. Beklediğimden çok çok fazla etki gördüm gibi böyle bir sürü ürünlerin altında yorumlar vardı. Peki ben ne aldım? Dr. Celio diye bir marka, herhalde doğru okuyorum. Kore markası. Bu da dediğim gibi hiç bilmiyorum, hiç de bir fikrim yok. Muhtemelen oranın en ucuz markalarından biri. Çünkü şimdi bu duşta yani böyle ambalajları falan çok çok mükemmel değil. Ama şimdi güneş kremleri göstereceğim, onlar güzeldi. Bu salyangoz ve yumurta içeren gözenek sıkılaştırıcı peeling jeli. Şimdi ne yapar size söyleyemeyeceğim çünkü hiçbiri Türkçe yazmıyor. İngilizce de yazmıyor zaten doğal olarak. Hani bazen üstlerine Türkçe etiket koyarlardı. Hiç öyle bir şey yok. Korece yazıyor. Bunları tabii ki kullanmaya başladım. Dün geldi. Dün akşam kullanmaya başladım. Bu ay içerisinde de yorumlayacağım. Sonrasında dördü bir arada ampul, krem, tonik ve peptit içeren dördü bir arada kremleri var. Şimdi dediğim gibi hiç bilmiyorum. Marka hakkında hiçbir bilgim yok ama ambalajları çok janjanlı, çok güzel. Şunlara bakın. İşte bu peptit kremi. Yaşlanma karşıtı bir kremmiş. Şöyle açtım. Bayağı da büyük bir ambalajı var. Sabah uyguladım bunu. Şunu söyleyeyim. Çok güzel bir kokusu var. Parfüm içeren ürünler. Acayip de güzel kokuyor. Hoşuma gitti. Hafif böyle güzel bir kokusu var. Çok jel formunda bir ürün değil. Muhtemelen daha kuru ciltlere uygun. Daha kremsi yapıda bir ürün. Hani yağlı ciltler benim gibi böyle daha jel kremleri falan seviyor. Bu öyle değil. Bu biraz daha ağır bir krem. Çünkü yaşlanma karşıtı. Ampul, peptit, tonik gibi böyle bir sürü bir şey içeriyor. Sonra bir tane kolajen kremini aldım. Malum yaş gidiyor artık. Moisturize Sleeping Pack diye geçiyor. Gece kremi kolajen içeren. Bunu da akşam kullandım. Bu da güzel emiliyor. Yani çok böyle ağır bir krem değil. Şöyle bir yapısı var. Şimdi göstereyim size. Şöyle bir yapısı var. Böyle sanki jel desen değil, krem desen değil ama daha böyle jele yakın. Su formunda ve çok böyle yapışkan hissi olmayan bir krem. Ama çok güzel kokuyor parfümde. Ama çok rahatsız etmiyor. Sonra uçuyor zaten, bir şey kalmıyor. Neyse bunları aldım. Fakat benim şu an önümüz yaz olduğu için aslında hiç niyetim yoktu bu sene. Geçen sene bir sürü uygun fiyatlı güneş kremlerini alıp böyle bir ay boyunca deneyip yüzümü mahvetmiştim. O kremler beni mahvetmişti. Bayağı bir toparlayamamıştım. Yapmayacaktım ama herhalde yapacağım gibi. Kendimi tutamıyorum. Uygun fiyatlı güneş kremi ve uygun fiyatlı kozmetik arayışı içerisinde olduğum için uygun fiyatlı güneş kremlerinden başladım. Markanın 3 tane güneş kremi var burada. Şöyle göstereceğim size. Lila, sarı ve yeşil. Ben şimdi yeşille başladım. Yeşil ne? Yeşil çay içeren beyazlatıcı etkisi olan güneş kremi. Makyajımın altında bu var. BB kremi var. BB kremin altında da bu var. Yüzünüzde hafif beyazlık bırakıyor fakat inci beyazlı. Böyle güzel sağlıklı bir etki, bir baz oluyor aşağıda. Güneşli koruması nasıldır bilmiyorum. SPF 50+, PA+++. Yalnız yüzümde herhangi bir yanma, bir tahriş, bir hassasiyet hiçbir şey yapmadı. Sadece böyle beyazlatıcı etki olduğu için cildinizde bir beyaz tabaka kalıyor ve parlak beyaz bir tabaka kalıyor. Üzerine makyaj yapacaksanız bu şekilde sağlıklı, güzel görünebilir. Bugün bunu kullanmaya başladım. Yeşil çay içeren bu hem cildi yatıştıran bir ürünmüş. Bu suya dayanıklı olanı, günlük kullanıma uygun, yüksek koruma sağlayan suya dayanıklı güneş kremi. Bunu açmayacağım ya da açacağım. Ne zaman açarım bilmiyorum. Bu arada bunların fiyatları 150 lira civarında ve boyutları 70 ml. Görmüş olduğunuz üzere bayağı da büyükler. 70 gramlık ürünler. Yani bayağı büyük, bayağı gider.
Ki güzel koruma sağlıyorsa tadından yanmaz, toklarım zaten ama bunu ancak yazın güneşin altında anlayabilirim ben. Ve bir de gene beyazlatıcı özelliği olan kolajen içeren krem. Dediğim gibi ambalajları ve renkleri çok güzel. Maalesef bunların ağzında koruma bantı yok. Peeling'te ve gece kreminde ağızlarında koruma bantı çıktı fakat güneş kremlerinde öyle bir olay yok. Böyle tık diye açılıyor, siz açıyorsunuz ve sonrasında ürün geliyor. Son kullanma tarihleri var mı? Yok, Allah'a emanet gidiyorlar. Vallahi yok. Yok. Neyse. Kullanabildiğiniz kadar kullanıyorsunuz herhalde. Almış olduğum kozmetikler böyle. Bu ay bunları deneyeceğim ve gene böyle birkaç 150 lira civarında güneş kremi gördüm. Onları da alıp onları da böyle artık videolarda toplayacağım, dediğim gibi önümüz yaz. Geçen sene benim 160-170 liraya aldığım bazı güneş kremlerim 400 lirayı görmüş bu sene. 350-400'den falan satışları var. Çok fazla geldi bana. O yüzden gene böyle işte 100-150 arası güneş kremi bulursam böyle büyük boyutlu alıp deneyip yorumlamak istiyorum. Bu ay bu kadar olsun. Alışveriş çok böyle telefonlu, bölmeli bir video oldu. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.